Modern doktorlar yani günümüz doktorları tarafından yapılan araştırmalar Rusların Büyük Katerina'sının arkadaşlar Frengi'den muzdarip olduğunu göstermektedir. Bu rahatsızlığa yakalandığını göstermektedir. Arkadaşlar günümüz doktorları tarafından yapılan araştırma dediğimiz zaman Simul Presnia'da Presnia Perfect Put'a girer. Peki Rusların Büyük Katerina'sının arkadaşlar Frengi hastalığına yakalanmış olması arkadaşlar geçmişe gömdüğü için burada Simple Past. Bir sonraki sorumuz. Bu sabah arkadaşlar bu cümleyi öğlen söylüyorsa bu sabah Simple Past'tır. Bu cümleyi geceden söylerse Future'dır. Peki sabahın içinde söylerse Present Perfect'tir arkadaşlar. Diğerleri poteye girmez. Peki bu sabah haberlerde ünlü İtalyan tenor Favorettin arkadaşlar gece yarısının hemen ardından pankreas kanserinden öldüğü söylendi. Peki arkadaşlar gece yarısının hemen ardından pankreas kanserinden öldüğü peki bu sabah söylendi. Bu sabah arkadaşlar geçmişe gömdüğü Simul Past sabahın öncesindeki gece yarısının sonrası ise arkadaşlar sabahın öncesi olduğu için Past Perfect. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri arazi mayını temizleme sorununa pahalı yüksek teknoloji odaklı çözümler arayışı içerisinde oldu. Geçmişten günümüze Present Perfect ama daha basit yöntemler daha tercih edilebilir, daha çok tercih edilebilir. Burada arkadaşlar olasılıktan bahsettiği için Present kullanımı söz konusu. Mod üzerinden Simul Present. Peki bir sonraki arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz. İngiliz hükümeti genetiğiyle oynanmış ürün alanı denemelerinin bir sonraki aşamasının detaylarını kamuoyuyla paylaştı, yayınladı. Haber verdi şimdi Present Perfect. Ve burada da arkadaşlar DAS bizde kodu A4'tür arkadaşlar. Böylece de şu anda bilindik tartışma ve gösteriler döngüsünü tetiklemiş oldu. Arkadaşlar televizyon izledikten sonra yorum After Watching TV. Peki zaman bağlayıcı olduğunda arkadaşlar After Watching TV ayıncı kısaltması yapılıyordu. Zaman bağlayıcılarının olduğu konu Adverb Clause arkadaşlar A4'te hatırlıyor musun arkadaşlar? So therefore does. Bunlarda da kısaltma yine ing üzerinden olur arkadaşlar. Peki ilk kısımda İngiliz hükümeti arkadaşlar detaylarını yayında da haber veriyor. Present Perfect. Burada da kısaltma arkadaşlar. A1, 2, 3 ve A4 yapısından A4'te sonuç ağırlıklı arkadaşlar. ING'li bir kısaltma söz konusu. Kural budur. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar. Yapısal bir formül atomların bir molekül içerisinde birbirleriyle nasıl birleştiğini, birbirlerine nasıl yapıştığını gösteren kimyasal bir formüldür. Atomların birbirlerine yapışması, birbirleri birleşmesi arkadaşlar bir anlamda iç ağda doğru cevap. Bir sonraki sorumuzdayız arkadaşlar. Ham petrolün fiyatı bu sene küresel üretimin üçte birine karşılık gelen, buna sahip olan Orta Doğu'daki karmaşa riski sebebiyle, devam eden karmaşa riski sebebiyle bu yıl ham petrolün fiyatı %40 kadar arttı. Hem haber veriyor arkadaşlar hem de bu yıl devam ediyor. Geçmişten günümüze hala daha belirtilen zaman dilimi içindeysek Present Perfect kullanıyorduk. Burada da bilimsel bir bilgi verir arkadaşlar. Orta Doğu dünya genelindeki üretimin üçte birini karşılıyor arkadaşlar. Bilimsel bilgi olduğu için arkadaşlar Simple Present. Bir sonraki sorumuzdayız. Arkadaşlar ideal bir kanseri önleyici ilaç kanser hücrelerini normal hücrelere zarar vermeden öldürürdü. Ama böyle bir ilaç maalesef yok. Olsaydı öldürdü işte gerçek dışı tip 2. Peki olsaydı kısmını anlamdan veriyoruz arkadaşlar. Olsaydı yok ederdi anlamında. Tipik reflü kısmı simul past temel cümle would artı fiilin birinci hali. Burada da gerçeğini söylüyor arkadaşlar. Ama böyle bir ilaç şu anda yok.
Peki arkadaşlar, böyle bir ilaç var veya yok? Genel bilgi, simul present. Genel bilgi arkadaşlar, yok. Peki olsaydı ideal bir kanseri önleyici ilaç, kanserli hücreleri normal hücre zarar vermeden kanserli hücreleri öldürürdü arkadaşlar. Burada da gerçek dışı bir bilgi söz konusu. Onun için tip 2 olarak yorumluyoruz. İvri kısmı simul pas, diğer tarafı da artı fiilin birinci hali. Bir sonraki sorudayız arkadaşlar. Pasifik'teki ada grupları genellikle okyanusu olarak adlandırılır. Ama bu isim onların bir kıtanın kalıntıları olduğunu ima etmez, bu anlama gelmez. Peki arkadaşlar, burada genellikle şu şekilde adlandırılır ama bu isim bunun kıtaların bir kıtanın kalıntıları olduğu anlamına gelmez. İlk kısım olumlu, ikinci kısım olumsuz. Çelişkili yakaladığım zaman B4'ten BAT doğru cevap arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzdayız. Antik Truva'nın kalıntıları Efes ya da Afrosiyaz'ınkiler kadar nefes kesici olmayabilir. Ama Homer'in arkadaşlar İlyada ya da Odisesini okuyan herhangi bir kişi için evet bu kalıntılar yeryüzünde çok az yerin eşdeğer olmayı ümit edebileceği bir romantizme sahiptir. Bir daha söylüyorum. Ama bu kalıntılar yeryüzünde çok az yerin eşdeğer olmayı ümit edebileceği bir romantizme, güzelliği arkadaşlar sahiptir. İlk kısım ve ikinci kısım arkadaşlar genel bilgi moduyla simul present modu üzerinden işte diğer şıklara baktığımız zaman present perfect'te simul pass, past perfect'te simul pass'ın çakması, simul present'te simul pass modundan sonra have harfin cahil perfect modu simul pass eşdeğeridir. Simul pass ile simul present diğer şıklar birbirinden farklıdır arkadaşlar. Bir uyumsuzluk söz konusudur. Peki bu dinin son sorusu arkadaşlar. 19. yüzyıldaki askeri kasklar şu anda görünenden daha iyi tasarlanmış olabilirler. Geçmişten bahsederken olasılık may, tabi geçmiş odaklı olduğu için modundan sonra have harfi fiilin 3. hali. Ama en iyi halleriyle bile bu kasklar gelecekteki insanların başını korumak için kullanılacak yöntemi işaret etmediler. Peki en iyi hallerinde bile 19. yüzyıl şu anki görünenden daha iyi diyerekten en iyi haline bile derken burada 19. yüzyıla atıfta bulunuyor arkadaşlar. Cümleyi bir daha yorumlayalım. 19. yüzyıldaki askeri kasklar şu anda görünenden daha iyi tasarlanmış olabilir. Olasılık boyutunda M kullandı ve modulu 19. yüzyıl pas odaklı kullanabilmek için have artı fiilin 3. hali kullandı pasif yapı. 19. yüzyıldaki askeri kasklar şu anda görünenden daha iyi tasarlanmış olabilir. Ama en iyi haliyle bile yani 19. yüzyıldaki haliyle bile gelecekte insanın başının kafasının korunması noktasında bir yol işaret etmedi, bir fikir vermedi arkadaşlar. En iyi haliyle bile derken 19. yüzyılı kastettiği için arkadaşlar burası da yine hangi tanesi oldu? Simple past.